hoşumuza gidecek şeylerden bahsedin bize diyor. Yani iç açıcı şeyler. Ya böyle bir sınıf da vardır yalnız böyle. Yani ne sizdendirler ne onlardandırlar diyor Allah ayette. Ortada. Böyle yani uyuşmuş tipler. Bunlar da ayrı bir güruhtur. Bunlar münafık yemidir. Yani münafıkları her an kapabilir böyle. Ya bu da tabii bir bilgi dahilinde olması gerekir. Yani arada olan, yani Müslümanları da eleştiriyor, münafığı da eleştiriyor. Ama daha da büyük görüyor kendini bu sefer o. Yani hem Müslüman eleştiriyor, hem münafık eleştiriyor. Ya aslımızda da var öyle züppeler mesela. Hem Müslümanları eleştiriyor, hem münafıkları eleştiriyor. Keyfinin peşinde, kendi aleminde, kendi dünyasında. Dünyanın en akıllısı zannediyor kendini. İşte niye böyle konuşuyorsunuz, böyle konuşmanız lazım, böyle etmeniz lazım. Bu kadar sertse ona gerek var. Tabii ne gerek var falan diyerekten. Halbuki Allah'ın emri o, Kur'an'ın emri. Evet. Ama buna gerek yok. Allah'a akıl öğretiyor. Allah münafıklarla mücadele edin diyor. Mücadele etmeye ne gerek var diyor. Allah sert ve caydırıcı davranın, arkadan gelenler ibret olsun diyor. Bunlara da gerek yok diyor. Yani haşa Allah'a da akıl veriyor. Hem Müslümanlara akıl veriyor, hem de aynı zamanda münafıklara da karşıyım diyor. Ne gerek var ya diyor. İşimize gücümüze bakalım, keyfimize bakalım diyor. Şeytan Allah'sından şu halde diyor yalanlayanlara Cenab-ı Allah itaat etme. Münafıklar senin kendilerine yaranmanı, uzlaşmanı arzu ettiler. O zaman onlar da sana yaranıp uzlaşacaklardı. Şundan hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabilen ayıplayıp kötülüyor. Müslümanlar ayıplayıp kötülüyor. Söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan, hayrı engelleyip sürdüren, halbuki münafıklara karşı mücadele hayırdır, adam onu istemiyor. Saldırgan, alabildiğince günahkar, ona buna olmadık münasebetsiz çirkin laflar ediyor. Kendi çıkarının çatıştığında, kendine laf edildiğine, ama Müslüman laf edildiğinde, Müslümanın kendini korumasının gereksiz olduğuna inanıyor. Zorba, saygısı, sonra da kulağı kesik, yani daha önceki hayatı pislik içine geçmiş anlamına geliyor. Bazı ehli keyfin de bu Müslümanların münafıklarla mücadelesinde gına geldi kafasıyla hareket etmesi onların ne kadar boş kafa olduğunu gösteriyor. Adamlar ne kadar davadan uzak mantığı. Keyfi yerinde. Sabah gidiyor gezmesine, sporunu yapıyor, yemeğini yiyor, işi gücü tamam. Akşam onu televizyonda ona ilginç bir haber var mı ona bakıyor. Bunun Müslümanlığı bu kadar. Ya münafık başka konu yok mu? Hani ilginç böyle bir şeyler olsa dinlese falan böyle. Yahut canı sıkılınca başka bir kanala baksa. Yeri gelince de ben Müslümanım diyor. Müslümanlık için ne yapmış? Kitap dağıtmaz. Zorluğa girmez. Hiçbir riski göze almaz. Hiçbir zorluğa yaklaşmaz. Ama kendi keyfi için her şeyi yapar. Allah'ın ayetlerini duymak bile istemiyor adam ya. Ayetlerden gına geldi diyor. Akla bak yani.